Açık Kapı partimize de açıkça sataşmış. Okuyabilirim isterseniz nasıl sataştığını. Ferhat Encü, önceki dönem HDP milletvekili Ferhat Encü'nün sözleri üzerinden ona cevap vermek istiyorum, uygun görürseniz. Buyurun, verin. Yani. Tamam. Şimdi şöyle, Türkiye düşmanlarıyla hareket ettiğinin göstergesi, milletin ekmeğini yiyip başkasının kılıcını sallayanlar gibi akla hayale sığmayan laflar etmiş. Öncelikle söyleyelim, Ferhat Encü 34 yakınını, köylüsünü ve bizzat Encü ailesinden onlarca insanı Roboski katliamında yitirmiş bir milletvekili arkadaşımızdır eski dönem. İkincisi, herhalde bu ülkede milli takımı tutmak diye bir zorunluluk yok. Biz bunu zorla insanlara milli takım tutturmayız. Bir ülkede herkesin o ülkedeki milli takımı tutmasının yolu nedir? Aidiyet duygusudur Sayın Başkan. Bu ülkedeki yaralar çözülürse, bu ülkedeki sorunlar çözülürse zaten canla başla herkes o milli takım için ayakta ve onun başarısından da gururdur. Biz bu ülkede yaşayan bütün halkların uluslararası arenadaki ve ülke içerisindeki bütün başarılarından memnuniyet duyuyoruz, onur diyoruz. Ama sporun ırkçılığa tahvil edilmesi, spor üzerinden ırkçılık yapılması, bir kesimin halkı, halkımızı aşağılamasını da asla ama asla kabul etmiyoruz. Şunu da söyleyelim. Bu arada Türkiye'de bahis oynayanların %90'ı, %70'i Portekiz'e yatırım yapmış. Sanırım herhalde onlar da bu durumda ülke düşmanı pozisyonuna girmiş oluyorlar. Bu düşman dost kavramlarını daha aklı selim kullanmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Milletin boğazına, bahşişine çökecek kadar vergi getirenlerin de milletin ekmeğinden bahsetmesini de abesle iştigal görüyorum. Teşekkür ediyorum. Gündeme